Eve gider ve kadınlar derler ki böyle verner kokuyor, bilmem ne kokuyor, böyle yumuşatıcı kokuyor. Ama bizdeki o talaş kokusu bir farklıdır. Çünkü oradan kazandığınızda gücünüz vardır kadınların. Kütahya doğumluyum. Liseyi, ilkokulu ve ortaokulu Bayraklı'da okudum. Liseyi Meslek Lisesi, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum ve sanayinin içindeyim. Benim dönemimde, benim yaşadığımda kadın olarak sanayide çalışan kadın yoktu. İlk kadın tornacıyım bu anlamda. 30 küsür senedir yapıyorum bu işi. Lakabım Tornacı Sibel Usta. Orta sondayken ben polis olmayı çok istiyordum. O yüzden normal liseyi okumayı çok istedim. Sınava girdim, makine ressamlığını kazanmıştım. Ama ilk sene ne arkadaş edindim, ne derslere katıldım. Öyle öyle idare ettim ama 9 tane zayıf getirdim. Bunu da babama söyleyemedim açıkçası. Bana geldi, sen neyi saklıyorsun? Ben de dedim ki bir şey saklamıyorum. Saklıyorsun, saklıyorsun dedi. Dedim ki baba böyle böyle, ben biliyorsun ben bu bölümü okumak istemiyordum. Senin isteğin üzerine ben bunu okudum. Ama istemediğim için 9 tane zayıfım var. Keşke önceden söyleseydin dedi, göndermezdim dedi. Bu sefer de çok üzüldüm. 9 zayıfın 7'sini verdim, 2'sini veremedim. Allah dedim gitti benim bir sene. O sene bir af çıktı ve ben o aftan yararlanarak sınıfıma geçtim. Yani dedim bu da bana bir işarettir deyip bu mesleğe sarıldım. O zamanlar bizde eğitimde imkanı yoktu okulların, mikrometremiz yoktu açıkçası. Çok merak ediyordum. Yani kağıtta çiziyoruz da bu alet nasıl bir alet? İlk işimi de o şekilde ben dedim ki kalite kontrolde çalışmak istiyorum. Babam dedi ki ya masa başı olsun. Yok dedim, ben dedim ki atölyede çalışacağım baba. 200 kişilik bir firmaydı. Orada da imalatta tek kadın olarak girdim kalite kontrolde. Sırf ölçü aletlerini görüp onlarla çalışabileyim diye gittim oraya da. Orada da başarılı olduğumu düşünüyorum. Orada da ilktim. Mutluyum bu konuda. Kalibrasyon merkeziydi benim çalıştığım yerde. Komple bir cam vardı. Camın arkasında tek başıma ben ve ölçü aletlerim. Ama arka tarafta tamamen imalatta çalışan 200'e yakın erkek personel var. Tabii başınızı kaşıyorsunuz, sana bakıyorlar. Ölçü yapıyorsunuz, bakıyorlar. Onlarla öyle bir diyalog kurduk ki o arkadaşlar yani bir kardeş gibi sahiplendiler beni. Ben de onlarla ölçü aletlerimi orada öğrendim. Onlar da kadınla çalışmayı orada öğrendiler açıkçası. Eşim kendi işini kurma aşamasındaydı. Benim müdürüm dedi ki tamam benim yanımda çok verimlisin, çalışıyorsun, ediyorsun ama benim seni gördüğüm yer dedi eşinin yanı ve kendi işinin başında olmandır dedi. Düşündük yani ne yapabiliriz, ne üretebiliriz ama bizim bildiğimiz en iyi iş kendi işimiz dedik, talaşlı imalat. Babamın emekli tazminatını bize vererek biz tezgah aldık. Ben tezgaha girdiğimde eşim bir yere gideceği zaman ben mesela kapıyı kapatıyordum. Öyle çalışıyordum çünkü çok rağbet oluyordu böyle geçenler beni seyretmek için ne yapıyorum diye atölyede. Onu engellemek için kapatmak zorunda kalıyordum. Çocuklarımı okuttum. Her birini makina, birini mekatronik mühendisi yapabildim. Kadınlara çok iyi örnek olabildim sanayide. Ne kadar tornacıyım dense de yani biz üniversitede başladık, üniversitel torna. Ama Borvek'te çalıştım. Ben Borvek'te bir hem freze hem torna mantığında, yani CNC'lerin üniversali diyebiliriz. Onda başladım. O mantığımı giderek de CNC'lerde verim elde edebildim. Bizim mesleğimiz çok güzel, kokusu bile güzel. Eve gider ve kadınlar derler ki böyle verner kokuyor, bilmem ne kokuyor, böyle yumuşatıcı kokuyor. Ama bizdeki o talaş kokusu bir farklıdır. Orada emek vardır çünkü, orada huzur vardır. Çünkü oradan kazandığınızda gücünüz vardır kadınların. Biz onu görüyoruz açıkçası. Benim şu anda kadınlarım çalışıyor yanımda. O kadınlarımı öğretirken hep dantellere örnek gösterdim ben. Yani resmi önüme getirdim. Bak burada dedim iki sıra düz gideceksin. Sonra iki sıra yukarı çıkacaksın. İki sıra yana geçeceksin. Öyle öyle öğretiyorum yani açıkçası. Şimdi mesela bir elemanım var. Kendi başına program yazabiliyor tezgahımda. Artı verdiğim resmi okuyabiliyor. İlkokul mezunu bir kadınımız. Bu bana çok büyük mutluluk veriyor açıkçası. Valla en büyük hayalim daha bir üst eksenlerde çalışmak. Şu anda iki eksen kullanabiliyorum.
bir 4 eksen, 5 eksen gibi bir tezgahta çalışmak istiyorum. O da Allah'ın izniyle başaracağım inşallah. Burada çalıştığım sürece çocuklarıma çok katkım oldu. Hem ekonomik konusunda hem de burada pozitif, çoğu zaman pozitif enerji de alıyordum burada hep, yani çalışırken dedi. Çünkü çok mutlu çalışıyordum burada. Mutlu çalışırken de çocuklarıma da yansıyordu, bu evime de yansıyordu. Çocuklarımın geleceğini de kurtardım. Şu anda kendimi güçlü görüyorum. Mesela benim çocuğum şu anda asker. Bir şey olduğu zaman artık babaya IBAN'lı değil, bana atıyor ve bu da beni çok onurlandırıyor ve çok gururlandırıyor. O zaman çok duygulanıyorum çünkü benim bir gücüm var artık. Yani ben kocama bağlı değilim. Kızım endüstri mühendisliğini okudu. Hatta stajını burada benim yanımda gördü. Sağ olsun patronlarım çok yardımcı oldular o konuda. Çocuk burada stajını bitirdi ve şu anda yazılım, bilgisayar yazılım işinde çalışıyor. Oğlum da burada aslında çalıştı benimle 2-3 dönem tatillerde. O da şimdi subay oldu, deniz subayısı oldu. Birgül'e bakınca kendi bu sektöre girişimi ve gelişimi ve ustalığımı görüyorum. Türkiye'de işte sanayi, bak 32-33 senedir bu işi yapıyorum. Üniversaller vardı, üniversallerden CNC'ye. Ben şimdi 5 eksenlere, eksenli tezgahları kullanmayı çok hayal ediyorum. Eşim yeter diyor ama ben yeter demiyorum. Ben onları da kullanmalıyım diyorum açıkçası. En büyük hayalim eksenli tezgahlara ve kalibrasyon merkezi, ölçüm merkezini kurmayı çok hayal ediyorum açıkçası. Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Çocuğumuza bakıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, evimize bakıyoruz. Sanayi yapabiliyorsak her şeyi yapabiliriz. Dünya bizim üzerimize kurulu diyorum ben. Türkiye'de birleşmeliyiz, yani birleşerek çok daha güzel makineler yapabiliriz ve bunun öncüleri bir üst tezgahlarımız diye düşünüyorum ben. Bunu da jübilem olarak o tezgahları kullanacağım inşallah diyorum.